Merhaba hanımlar. Bugün bal kabağı yapacağız. Kahverengi ipimi aldım. Sap kısmıyla başlıyoruz. Sihirli halkamı yaptım. Bir zincirle bağlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekelim. Fazla çekmeyin. İlk sık iğneyle bağlıyorum. Evet. İşaret ipimizi takalım. Bir, iki. Üçüncüye bir, iki. Üçüncü sık iğneyi iki tane sık iğne yaptım. Yani arttırdım. Tekrar bir, 2 üçüncü sık iğneye 1 bir tane daha 2 2 tane arttırma yaptım. Son sık iğnemi örüyorum. Daha sonra bu ipimi çekeyim. Sıkıştırdım. Düğüm atıyorum. Tamamdır. Şu anda hiçbir işlem yapmadan 5 sıra öreceğiz. Arttırma, eksiltme yapmadan arttırdığımız sık iğnelerimizi tek tek örelim. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ve 9 9 sık iğnemiz var. 1 2 3 şu anda 4. sıradayım. 9 sık iğnemizi toplamda 6 sıra olacak. Siz istediğiniz renkle sapını başlayabilirsiniz. Açık renkle yapabilirsiniz. Kabağınızı yeşille yapabilirsiniz. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. 5, bu 6. sıramızdayız. Siz istediğiniz kadar sapını uzatabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sıra daha örelim. Bu 7. sıramız. Yedinci sıramızdan sonra turuncu ipimize başlayacağız. Evet, son 9. sık iğneme geldim. Şu şekilde kaldım. 2 tane ilmeğimle kaldım şu şekilde. Şimdi turuncu ipimi alıyorum. Turuncu ipimi aldım. Şöyle döndüre bir zincir çektim. Daha sonra 2 sık iğnenin arasından geçirdim. Şu ipimizi çekelim.
yanındaki ilk sık iğneye batırdım. İlmeğimi aldım. Tığımın içindeki ilmekten geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı sık iğnenin içine battım. Ve tamam. Şimdi kahverengi ipimizi kesebiliriz. Şu ipimi çıkarayım şimdilik. İki tane ipimizi bağlayıp sapımızın içine geçirelim. İplerimizi içeride kaybedelim. Evet, ben içine elyaf doldurmuyorum. Gerek yok. İlk sık iğnemizi ördük. Yanındaki sık iğneye arttırma yapacağız. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Yanındaki sık iğneye iki tane sık iğne yapacağım. Bir sık iğne örüyorum. Yanındaki sık iğneye iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sıra örüyorum. Yanındaki sık iğneye bir, iki sık iğne ördüm. Daha sonra bir sık iğnemiz kalmış. Onu da ördüm. İşaret ipimizi takalım. İşaret ipimizi taktık. Şimdi bu küçük V'den değil de yanındaki V'den sık iğnemizi alıyoruz. Aldık. Bir tane daha alıyorum. Yanındakini de arttırma. Yani iki sık iğne aldım, bir arttırdım. Bir, iki, bir arttırma. Yani bir sık iğnenin içine iki tane sık iğne yaptım. Tekrar bir, iki, bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğnenin içine iki tane sık iğne yaptım. Tekrar bir, yanındakine de battım. En son sık iğneme bir, iki, iki tane sık iğne yaptım. İşaret ipimizi değiştiriyoruz. Şu anda turuncu ipimizle ikinci sıradayız. Tekrar bir, bir işledim, bir arttırma yapıyorum. Bir işledim, bir arttırma yapıyorum. Bir işledim, bir arttırma yapıyorum. Yani bir sık iğnenin için iki tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bir işle, bir arttır. Bu sıramızı bu şekilde bitireceğiz. Evet, bir sık iğne daha kaldı. En son sık iğneye arttırma yapıyorum. Bu üçüncü sıramız turuncuyla. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 sık iğnemiz olmuş. Bu turuncuyla üçüncüsü, dördüncü sıramız olacak. Bir, iki, üçüncüye arttırma yapıyorum. Bir, iki, üçüncüye iki tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir,
2 tekrar üçüncü sık iğneme arttırmamı yaptım. 1 2 tekrar arttırmamı yapıyorum. 1 2 tekrar arttırmamı yapıyorum. 1 2 tekrar arttırmam var. 1 2 tekrar arttırma ve son 1 2 son sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet, tekrar sayalım. 1 2 3 4. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 tane sık iğnemiz olmuş. İşaret ipimi taktım. Şu anda 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğneme 1 2 2 tane arttırma yaptım. Bu sırada böyle 1 2 3 4 tekrar arttırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 arttırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 arttırmamı yapıyorum. Aynı sık iğnenin içine. 1 2 3 4 arttırmamı yapıyorum. Sıramızı bu şekilde bitirdik. 1 2 3 4 5.'yi tekrar arttırma yaptım. Son 2 sık iğnem kalmış. 1 2 İşaret ipimizi takıyoruz. Şu anda turuncu ipimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramıza geçtik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne yaptık. Altıncıya 1, 2. 2 tane sık iğne yaptık. Bu sıramız bu şekilde. 1 2 3 4 5 arttırmamızı yapıyoruz. Aynı sık iğneyi 2 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 tekrar arttırma. Evet, 2 tane sık iğne yaptık, arttırdık. 1 2 3 4
5 arttırma 1 2 3 4 5 tekrar arttırma 1 2 3 4 ve 5 tekrar arttırmamızı yaptık. 2 sık iğnemiz var. Şu anda 1 2 2 tane sık iğnemizi de yaptık. Tekrar aynı şekilde 5 sık iğne 1 2 3 4 5 bir arttırma 1 2 3 4 ve 5 arttırma aynı sık iğnenin içine. Bu sıramızı bu şekilde sonuna kadar devam ettirelim. 2 3 4 5 arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 bir arttırma 1 2 3 4 5 bir arttırma 1 2 3 4 5 tekrar bir arttırma yapıyorum. Son kalan 2 sık iğnemi bu şekilde ördüm. Evet, iyice böyle dümdüz örgümüz oluştu. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. Turuncu da 1 2 3 4 5 6 7 8. sıradayız. 6 örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 6 örüyorum. Bir arttırma yapıyorum sıra sonuna kadar. Üç, dört, beş, altı. Bir arttırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tekrar bir arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 tekrar bir arttırıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6, bir örüyorum, bir arttırıyorum. 6 ördüm. Bir arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne ör. Bir arttır. Formumuz oluşana kadar daha sonra kesme işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir arttırıyoruz. Evet, son bir sık iğnemiz var. Şimdi bu sıramızı hiç arttırma yapmadan düz öreceğiz. Kaçıncı sıradayız? Turuncuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu anda 9. sırayı arttırma yapmadan örelim. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Son sık iğneye bir tane yapalım ki çift olsun. 58. 58 sık iğnemiz var. Bundan sonra 10 sıra hiç arttırma yapmadan örelim. Toplam 10 sıra örüp gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra arttırma yapmadan işledik. Şimdi yedi işle bir kes yapacağız. 1 Evet, 7 işle bir kes yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7.
Bir azaltma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Tekrar azaltmamızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Azaltmamızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve kestik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tekrar kesiyoruz. Bakın, sık iğnenin hepsini almıyorum. Şöyle yapmıyorum da ilk kanadını aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir kesmemizi yaptık. Tekrar kalan ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört ilmeğim kalmış. İşaret ipimizi koyduk. Şimdi altı sık iğne ör. Bir kes. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, İki, üç, dört, beş, altı. Bir kesiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Tekrar kesiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir kesiyoruz. Bir, İki, üç, dört, beş, altı. Bir kestik. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar arttırma kesmelerimizi yaptık. Şimdi 5 sık iğne ör. Bir kez. Bir, iki, üç, dört,
5. Bir tane aldık, azalttık. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir azalttık. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine azalttık. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar azaltma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu sıramız bu şekilde sonuna kadar. Beş işle bir azalt. Daha sonra dört işte bir azalt. Dört işle bir azalt yapacağız. İki, üç ve dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, iki, üç, dört. Bir kestik. Bir, iki, 3, 4. Evet, örgümüzün sonlarına doğru gelince şapkalaşmaya başladı. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne ör, bir kes yapıyoruz. Şimdi artık doldurmaya başlayacağız. İki sık iğne bir ör yapacağız. Bir, iki. Tamamen altı düzleşsin diye iki sık iğne bir kes yapıyoruz. Bir, iki,
Bir. İki. Bir. İki. Bir. İki. Kesiyoruz. Bir. İki. Evet, içini doldurabiliriz. İçine el yapımızı dolduralım. Tekrar bir. İki, bir kesiyorum. Bir, iki, bir kesiyorum. Bir. İki, bir kestim, bir, iki, tekrar kestim, bir, iki. Sıramız bu şekilde bitiyor. Bir, iki, son iki ilmeğimiz kalmış. Düz örelim. Evet, şimdi bir işle bir kes yapacağız. Bir işledim. Bir azalttım. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. Bu sıramızı bu şekilde bitireceğiz. Şu işaret ipimizi kaldıralım artık. Bir ördüm. Bir azalttım. Şöyle döne döne. Ta ki 5-6 sık iğne kalana kadar. Bir ör, bir azalt yapacağız.
Evet, son ilmeklerimizi iğne ile kapatalım. Şöyle uzun bir ip. Attım düğümümü. Şimdi bir şuradan girdim, yandan çıktım. İyice çekin. Tekrar böyle tek tek sık iğnelerin arasından giriyorum. Bakın şöyle birinden girip birinden çıkıyorum. Son kısma geldim. İyice böyle çekin. Bakın kapandı. Şurada bir düğümümüzü atalım karşılıklı böyle. Bir tane attım. Tamamdır. Zaten burada ayrımlarımız belli. Bakın kestiğimiz yerler. Şöyle. Şuradan batıyoruz. Kahverengi değil. Turuncunun bir uç kısmında. Daha uzunca bir iğne taktım. O biraz kısa geldi. Şimdi bakalım nereden arttırmışız şurada. Bakın turuncunun dibinden batıyorum. Önce şuradan gidelim arkadaşlar. Bir sık iğne şuradan çıkalım. Tekrar sıfır noktada bu defa buradan şu şekilde böyle siz çizgilerinizi ayarlayabilirsiniz. Elinizle bu şekilde şekil vermeniz gerekiyor. Evet, şuradan aldım. Tekrar sıfır noktadan belli zaten. Arttırma yaptığımız yerler çok belli. Evet, aynı çizgiden. Ve tekrar arttırma yaptığımız hizadan çıkarttım. Şöyle şekillendirin elyafımızı bastırarak.
Tekrar buradan. İsterseniz buradan böyle tutun ki gevşemesin. Evet, son merdiven arttırmışız şurada. İğneniz biraz büyük olsun ki karşıdan çıksın. Evet, şeklini vermeyi unutmayın. Son kısım. Yalnız ipinizi kısa kesmemeye dikkat edin. Bakın ben biraz kısa kesmişim. Kabağımız oluşmaya başladı. Eğer ipiniz uzunsa bir alttan geçip şurada düğüm atabilirsiniz. Benim ipim evet kısa geldi. Şuradan kahverenginin dibinden bir ilmek alıyorum. Çektim. Tekrar aynı şekilde buradan çıkıyorum. Düğümlerimi sağlam atmalıyım ki evet son kısmına girdim. Şuradan da gireyim. Düğümümüz sağlam bir düğüm oldu. Herhangi bir yerden girip ipimi eğer penseniz varsa penseyle çekebilirsiniz. Evet, kabağımız oluştu. Size kolay gelsin.